Bir fotoğrafla başlamak istiyorum bu hafta. Ben bu fotoğrafı çok seviyorum. Beni en çok etkileyen fotoğraflardan biri bu. Gözümü alamıyorum o fotoğraftan. O kadar güzel ki. Ha, hep bir öykü anlatıyordum ama öyküye gerek yok. Fotoğrafın kendisi başlı başına bir öykü. Bir çocuk evinin salonunda halıya uzanmış. Elinde kaleci eldivenleri ve topu tutuyor. İşte o çocuk Mert Günok. Sevgili Mert, ee, sen de biliyorsun ki ben kaleci tarihi üzerine uzun yıllar çalışmalar yapıyorum. E, ama yani bu futbolun... Yani futbolun bildiğimiz popüler anlayışının dışında bir çalışma. Şimdi... Pek çok kaleci tanıyorum. Ama hiçbirinin böyle fotoğrafı yok biliyor musun? Yani çocukken kaleci olarak... poz veren... bir insan... sonra... ülkenin en iyi kalecisi olsun. Böyle bir fotoğraf yok. Şuna bakar mısın ya? Dur şöyle ikiniz yan yana göreyim. Harika bir fotoğraf bu. Fotoğrafın çekildiği yer anımsıyorsun. Hangi semt? Evet. Nerede oturuyordunuz? Ee, Sahra Cet'teki evimiz İstanbul'a ilk taşındığımızda. İstanbul'da. Yani babam İstanbul Spor'a transfer olduğunda oturduğumuz ev. Evet yani bu arada Mert Günoğ'un e, Hayatımda çok bir başkalık var diğer kalecilere göre yine. O kadar çok fazlaların var ki senin çok iyi bir kaleci olmanın yanında hayatın da çok güzel. Çünkü baban bir dönemin en iyi en sevilen kalecilerden biri, Mahir Günok. Bir kalecinin oğlusun sen. Evet. Yani babası kaleci olan kaç kaleci var? Baban e, anımsadığım kadarıyla İstanbul takımlarında, Vefa'da, İstanbulspor'da. Değil mi oyunu? Trabzonspor'da. Trabzonspor'da, Karagümrükspor'da, İstanbulspor, Kolo Vefa'da bıraktı. Vefa'da bıraktı. Evet. Aslında o dönemki futbol zamanına göre şu andaki zamanla karşılaştırınca erken yaşta bırakmış. Yani 34 yaşında. Evet, hele bir kaleci mi? için çok erken. Özellikle şimdi bir kaleci için çok erken. Erken. Ya peki Mert şunu merak ediyorum. Yani e, baban kaleciydi. Bir kalecinin oğlu olmak nasıl bir duygu? Şu fotoğraf çekilirken yani Tam böyle babasının oğlu dedirten bir fotoğraf bu. Babanın hayatını o yıllarda kaleci olmak, bir kalecinin oğlu olmak kolay değildi herhalde. Evde neler konuşulurdu? Nasıl etkilenirdin babandan? Oldum olası top zaten hayatımın bir parçasıydı. Evde çocukluğuma dair hatırladığım anlar hep yumuşak toplarla oynamama izin verirdi annem toplarla oynayacağım. <laughs> yani olmaktan. evde topla oynamasına izin verilen az sayıdaki çocuktan evet. biriydi. <laughs> yani kendimce sağ kuruyordum. Ee, sehpaların, oturma <laughs> odasındaki sehpaların kale filesi yapmak için annemin böyle başörtülerini alıp kale filesi yapardım. Orada uzaktan holden salona kadar uzun bir mesafede şut atıp sehpanın ya yani sehpa bir kale olarak düşünerek oraya gol atmaya çalışıyor. Yani senin yani. ilk kalem sehpa. Aynen. İlk kalem sehpa. Sehpa'nın seh önünde başladı sehpa. kaleci evet. Hatta daha gerçekçi olsun diye de işte kale filesi yapıyordum annemin başörtüsüyle. Annemin işte yani yani. öyle tüllerle. Yani Koldan öyle tüllerle kale filesi yapıyordum. Ama sünger toplarım vardı. Yani evet. büyük toplarım da vardı ama tabii onlarla vurduğum zaman büyük ihtimalle evin camlarını indirebilirdim <laughs> diye izin vermeden Ama evde öyle bir çocukluğum vardı. Benim çocukluğumda ve... daha gençliğimdeki şansım... dışarıda rahatça biz oynayabiliyorduk. Hmm. Yani... sokakta... futbol bizim için bambaşkaydı. Mahallede top oynayabiliyorduk evet, yani. Yani Mahalle maçları olsun... dışarı çıktığımızda mahalle maçı olmasa da sürekli... hani o... klasik akşam ezanına kadar... dışarıda hmm. Hava kalan çocuklardan mi? biriydim ben de. Yani o... Nesilde büyüdüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Nerede geçti çocukluğun o yıllarda? Hangi semtlerde? Ee, Sağırac çoğunlukla. Kadıköy yakasına. Evet, Kadıköy yakasına. Yani Kadıköy yakasında zaten aşinayım. hala şu anda da Acıbadem'de oturuyorum zaten. Hani Anadolu yakasından hiçbir zaman e, kopamadım. Evet, karşıya geçmedin. Karşıya hiç geçmedim. Hani geçmeyi de istemedim. Hatta şu anda oynadığım kulübün tesisleri yani Başakşehir'in tesisleri evet, başakşehir karşıda olmasına rağmen ben yine kopamadım yani Anadolu yakasından. Çünkü Anadolu yakasının farklı bir havası olduğunu da inanıyorum. E, çocukluğum Anadolu yakasında geçti. Burada büyüdüm. Arkadaşlarım, Okulu ailem... Okulu burada okudun değil mi? Evet, okulda Anadolu yakasında okudum. E, Cemal Diker Devlet Okulu'nda okudum. Orta Ama lise çağında onlara da tekrar geliriz. Futbolla beraber, lisenin beraber gitmesi için o zaman oynadım Fenerbahçe'nin altyapısında bize böyle bir imkan sunulmuştu. Liseyi biz açıktan bitirdik. Güzel. Ama tabii bu kaleci olmama yani kaleci olmamın başlı sebeplerinden biridir aslında. Çok farklı bir hikayesi var. Peki baban, yani. baban nasıl etmek istiyorum? Yani e, baban seni maçlara götürür müydü? Yani hatırladığım kadarıyla götürmezdi. Götürmez miydi? Hiç babanı <laughs> seyretmedi mi böyle futbol sahasında kaleciyken? Hatırlıyor musun? Yok izlemedim. <laughs> çok enteresan. Evet. Bu da çok enteresan. Yani çok hayal meyal hatırladığım bir maç var gibi ama çok küçüktüm diye hatırlıyorum. Hani annemle beraber gitmiştik sanırım. Ee, yani çok az o günlere ait anılarım. Ama babamın böyle canlı maçını izlediğimi hatırlamıyorum. Daha sonra veteran, veteran turnuvaları oldu. Evet. Mesela orada çok güzel Orada çok güzeldi. Daha, daha genç olduğum için orada e, büyük takımların, yani dört büyük takımın evet. veteran turnuvaları oldu. Hatta İnönü tadında olmuştu çok güzel maçlarda hatırlıyorum. Evet, Sizi de hatırlarsınız. O zaman orada kaleye geçmişti. Tabii eski halinden pek eser yoktu ama. <laughs> Çok iyi bir kaleciydi baba. Ki kaleciliği en zor dönemde yapanlardan. Evet. Yani şimdi yanlış anlamayın da sizin zamanınızdaki eldivenler, kramponlar, zemin, çalışma olanakları yoktu babanın zamanında. <laughs> Bizim zamanımızda. Çünkü babanla ben aynı bir yaş küçük galiba bende. Ben, 63'lü. Bir yaş küçük bende. Ya yoktu. Yani peki baban böyle maçlardan sonra eve geldiğinde şöyle yenildiği anlıyor muydun, hissediyor muydun bir çocuk olarak? Bir kaleci oğlu olarak? Yani düşünsene yenilmiş bir kaleci, belki bir iki tane top elinden kaçırmış. Nasıldı o morali? Babamın kalecilik oynadığı zamanlarda ben çok küçüktüm. Yani o günlere ait anılarım fazla açıkçası yok ama daha sonra hocalık döneminde hmm, daha... yani e, futbolculuğu bırakıp hocalık dönemine geçtiğimde daha ben de Zaten futbol oynuyordum. Ee, o zamanki anılarım daha fazla. Kendi çalıştığı takım bir maç kaybettiği zaman kötü anliklerinde agresif oluyordu. Yani babam, e, annemin vefatına kadar olan babamla vefatından sonra olan babam aslında iki farklı, farklı. kişilik diyebiliriz. Değil mi? Yani, yani. Daha önceden daha e, agresif, daha böyle biraz kapalı bir babam vardı. Sonrasında, annemin vefatından sonra... E, bir de kız kardeşim var benden, 5 yaş. Farklı bir kişiliğe büründü. Yani... iki farklı... kişilik diyebiliriz babam, babam için. Ama tabi babam için de... E, kolay zamanlar Hiç değildi, kolay değildi. Hiç kolay değildi sevgili Mahir. Ee, ama yani ben babanı görüyorum. O kadar mutlu ki. Babana, bir babaya verebilecek en büyük mutluluğu verdin sen. Senin başarın. Ee, hem Başakşehir'de... kulübünde çok çok iyi bir kalecisin. Ama hele ki milli takımda... Ee, inanılmaz bir e, kalecisin. Senin sayende şu anda hepimiz umut doluyuz gelecek geleceğe dair. Ya benim sayende demeyelim ona böyle çok... Ben kaleciciyim. Bir dakika dur ben öyle diyeceğim. Tamam bak ben futbolu kalecisin seyrederim kardeşim. Yani herkes topa bakarken, santrofa bakarken kol benim gözüm hep kalecilerdedir. Futbol kalecidir. Gerisi dolgu. <laughs> Kimse kusura bakmasın. Bunu herkes bilir. Ben kaleciyim. Futbol demek kaleci demektir. Kesinlikle. Futbol kaleci üstüne kurulan bir oyundur. Bu algıyı değiştirmemiz lazım. Kaleci her şeydir. Ve sen kaleye o kadar çok yakışıyorsun ki Mert. Ya tam bir kaleci olarak doğmuşsun. Yani kalecinin bir asaleti vardır, bir güveni vardır. Ben bunu sende çok görüyorum. Yıllardır görüyorum. Ve giderek geliştin, şu anda altın çağındasın. Kaleciyle yeni başladın ha, onu sana söyleyeyim. Değil mi? 30'lu yaşlara geldin, yeni başladın. Kalecilik öyle bir mevki, öyle bir yer. Yani daha genç yaşta... Ee... Olgunlaşan bir yer değildir kaleci. Kaleye yakışmak zaman alır. Sen şu anda bu noktadasın. Peki... E, Mert evin şu çocuğu... topla oynuyor. E, sehpaları kale yapıyor. Bir de mahalle maçlarında oynuyorsun. O yaşlarda mahalle maçlarında oynarken sokakta yani kaleye geçiyor muydun? Yok hiçbir zaman kaleye geçmeyi sevmezdim. <laughs> hep öyledir. Evet. Şenol Güneş de bunu söyledi. Şenol abi de hep öyledir biliyor musun? Sunay diyordu ben hiç kaleye geçmeyi sevmedim. Nedir bu ya? Bunu nasıl anlatacaksın? Hiç niye kaleye geçmeyi sevmiyordun? Bunun açıkçası nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yani bu <laughs> şu anda bile yani dışarıda top oynamaya çıksak kaleye geçmem. <laughs> öyledir. öyledir. İyi kaleciler hep bunu der biliyor musun? Yani kaleye... Çok güzel. <laughs> <laughs> Şu an yaptığım hani... oynadığım milli takım... Evet. Başakşehir... kulüp takımları... An, her gün antrenmanlar ama... işin zevkine... çıkacak olursak... bir gün dışarıda beraber bir futbol oynayalım derseniz... Ben bir beni kaleye geçiremezsiniz. <laughs> <laughs> <Peki. gülüyor> belki bu özlem olabilir hani. Çok yani, doğru çok O kaleciye Güzel. gol atmanın özlemi olabilir. Güzel. Sürekli kurtaran... olarak... kurtarmaya çalışan olarak bekliyoruz. Onun zevkine varmak belki... Benim hani şu anca şu anda profesyonelce ulaşamadığım bir yer olduğu için amatörce dışarıdan oynadığım zaman onun zevkine ulaşmak belki de hoşuma gidiyor. Yani şu kaleci bir de karşıdan ben göreyim diyorsun. Evet. Değil mi? evet o kalecinin üstüne bir, bir de ben aboneyim. Çok güzel. Çok güzel. Bir, bir de, 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 ben... de görün bakayım nasıl oluyor Aynen. bir, şey. bir da benden gitsin. Peki, e, kaleye geçtiğin zaman şimdi okuyorsun okulda. Fiziğin çok çok iyi. E, basketbolla da ilgileniyordun. Değil mi okul evet. yıllarında? Hem basketbol hem Fenerbahçe altyapısıyla başladın değil mi? Evet. Şöyle bir anım var onunla ilgili de. Ee, altyapı olarak evet Fenerbahçe altyapısına başladım. Ee, resmi kaynaklara baktığımızda belki Kocaelispor'da Spor'da bir üç tane maçım gözüküyor. O da aslında altyapı olarak sayılmaz. Çünkü babamın Kocaeli Spor'da çalıştığı dönemde daha hani altyapı olarak başlamamışken Kocaelispor'da Spor'da altyapı takımında üç tane maça çıkmıştım sadece. Daha sonra Fenerbahçe altyapısına e, seçilmem. Bunlar bambaşka bir hikaye. Onunla başlayayım. Hı hı. Göztepe'de bir halı saha var. Hı. Eski Hilal'in. Evet. Hilal'in sahası evet, değil mi? Hilal evet. Hilal'in sahası. Orada e, hafta sonları böyle spor okulu gibi yani futbol okulu gibi böyle bizim 10 yaşındayken o yaşlardaki çocuklara böyle antrenman yaptırıyorlardı. Evet. Ben de oraya annemle beraber oraya gidiyorduk biz de. Hafta sonları kaleye geçiyordum orada. E, boyum yine yaşıtlarıma göre uzundu hani fiziğim. Bir gün yine orada antrenman yaparken... E, o dönemin... 1907 Dernek Başkanı Şevket Yılmaz'dı. Evet. Arabasını yıkatmaya... gelmiş oraya. Beni görmüş. E, antrenman çıkışında annemle... beni yanına çağırıp... Sizi dedi Fenerbahçe altyapısına... götürmek enteresan. istiyorum dedi. Şimdi. Yani arabayı yıkatmaya gelmese... o sırada böyle bir yol açılmış. Evet, bir yani belki daha sonra yine... Mutlaka bir Belki şekilde başlar. Belki bir şekilde de yolum kesişebilirdi futbolla ama ama yıldızının parladığı an aslında orası. Evet. Stefan Zweig'in böyle bir kitabı vardır. E, tarihte başarılı olmuş insanların aslında yıldızın parladığı anların ayrıntılardan ortaya çıktığını tıpkı senin anlattığın öyküdeki gibi. Bunları yazar o kitapta. Evet. E peki Fenerbahçe altyapısı? Biz de, biz de babamı aradık. Hatta orada şimdi biz tanımıyoruz. Annemle evet. beraber oradayız. Babam tanışıyormuş zaten Şevket Bey'le. Biz o gün ben antrenmanda sonra onunla beraber Fenerbahçe deraz gittik. Bana bir short tişört konuş verdiler. Hemen o gün mü? O gün. Aa çok iyi. E, bir hafta spor okuluyla yani okul olan kısımla antrenmana çıktım. Daha sonra minik takıma seçtiler beni. Bir hafta Kank sonra. Kaç yaşındasın Mert? 11. 11 yaşında. Çok iyi, çok iyi Yani çok... o dönemin minik yani minik evet. lisansların yani minik takımların lisanslı olarak minik takımın çıkacağı dönemde ben minik takıma seçildim. E, ee, Fikirtepe tesislerinde o zamanlar topraktı. Evet. Şimdi son için. Hani biz toprak olduğu dönemde başladık yaklaşık bir 3 sene. Toprakta antrenman yaptık biz de orada. O yaptık. zaman so, toprak sahada yetişen son kaleci sensin. Evet yani toprak, toprak, mi, mi, hani. mi, toprak sahada başladım. Ee, minik takımda başladım. Orada e, iki sene her kategoride ikişer sene oynayarak A takıma kadar yükseldim. Harika. Harika. Bak sana bir iki şey göstermek istiyorum bu arada. Kaleci Müzesi için topladığım belgelerden birkaçı. Doğan Kardeş dergisi vardı sevgili Mert. Bir dönem 60'lı 70'li yıllarda çocukların en çok okuduğu dergiydi. O derginin kapağına bir kaleci fotoğrafta yer almış. Galatasaraylı Yasin. Bakar mısın? Yasin bir çocukla birlikte ve bir çocuk daha doğrusu röportaj yapmaya gitmiş Yasin'le ve kapağa taşınmış. Yine bu Doğan Kardeş dergisinde çocuklarının ağzından ünlüler diye bir köşe vardı. Buraya da bir kaleci konuk oluyor. Ve sen bu kaleciyi çok iyi tanıyorsun. Şöyle başlıyor. Ben Ebru Şimşek, 3 yaşındayım. 1962'de futbola başlayan babam Yavuz Şimşek. Kaleci Yavuz. Kızı Ebru Hı. onu anlatıyor. Benim hayatımda çok önemli bir yeri olan insandır. Onu dinleyelim senden. Kaleci Yavuz'u. Yani onu... Ee... Nasıl tanıştın? Nerede bir araya geldiniz? Onun geç, yani şu hikayeye şöyle başlayayım o zaman. Fenerbahçe altyapısında evet, Fikirtepe'de minik takıma beraber başladım. Tabii o zaman ilk önce Yavuz Hoca ile tanışmamıştık da. Ee, bizim tanışmamız bundan 4 sene sonra gerçekleşecekti. Yani altyapıya girmemden 4 sene sonra. Ondan öncesinde benim bir de basketbol hayatım vardı. Hey, yani, futbol ve basketbol beraberdi değil mi? Evet. Bir dönem. Ee, okuduğum okulun basketbol takımındaydım. Kadıköy turnuvalarına, Kadıköy ve İstanbul turnuvalarına katılıyorduk. Hatta Kadıköy şampiyonluğumuz vardır benim Okudum okul Cemal Diker beraber. Ee, o dönemki okul arkadaşım da şu anda Efes Pilsen'in oyuncusu Doğuş Balbay'dır hala. Beraber oynadınız. Evet beraber Görüşürüz onunla da <laughs> hala. Ee, Kadıköy şampiyonluğu yaşadık hatta beraber. E, ee, maçın altyapısında kaleciyken Yıldız takımında oynadığım dönemde 14 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam. Babamla beraber Enfes Bilse'nin seçmelerine... olduğunu duyduk. Mert Erdi, o zaman. Hala Mert Erdi sanırım. sanırım. Bilmiyorum açıkçası. Evet. Dedik gidelim. Antrenman da yoktu o gün. Bir denemek istiyorum dedim. Basketbol. Yani. Basketbolda... ne durumda olduğunu görmek istiyorum dedim. Gittik. Ee, bir sürü gelen çocukla beraber seçmelere girdim. Daha ben... kollarımı çevirirken beni kenara aldılar. Yani ısınma hareketlerinde bir sporcu kimliğim fark olduğunu fark ettiler. Daha sonra bana e, farklı bir yerde işte turnike, şut bu çalışmaları yaptırdılar. Diller ki akşam yıldız takımımızda antrenmana çıkmanı istiyoruz. Biz de bekledik orada. Tamam dedik. Yıldız takımında da antrenmana çıktım. Efes sene o zamanki yıldız lisanslı oyuncularıyla antrenmana çıktım. E, Fikret Hoca vardı o zaman. Antrenmandan sonra bana lisans çıkarmak istedi. Oo, baya baya kayıyorsun evet. basit yani. Yani ben zaten Çok... o sırada yıldız takımında lisanslı kaleciyim falan başladı çok ilginç. Yani Basketbol kayma gibi bir ihtimali varsa aslında yok. Ama yolda açılıyor yani. Evet, yani yol yani dönsem belki dönebileceğim bir yerdeyim. Biz o gün işte dedik evimiz uzak, gelemeyiz, yapamayız diye çeşitli bahanelerle ayrıldık oradan. Daha sonra beni orada Efes senin altyapısında seçmeye yani lisans çıkarmaya çalışan hoca Fikret Hoca Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu. Hmm. Biz de Yavuz Hoca ile sabah kaleci antrenmanı yaparken derazında Fikret Hoca bir anda sahaya girdi. Eyvah. Ali e senin ne işin var burada? Çok ben ilginç. aslında işte kaleci. kaleciyim. kaleciyim. <laughs> o da şaşırmıştı. Şaşırdı. <laughs> Beni bir 2-3 sene döndürmeye çalıştı basketbolu. Her sabah bizi orada görüyordu. Aynı yerde antrenman yapıyorduk basketbolcuları. Hep gelip takılırdı bana gel. Gel İyi ki dönmemişsin yapalım. Mert. Yoksa bugün bu kadar mükemmel bir kaleciden seni kalede görmek o kadar güzel ki. Ya o kadar çok yakışıyorsun ki kaleye. Ama çok iyi bir basketbolcu da olabilirdin. da farkındayım belki yani. De, Boş ver. İyi ki kaleci oldun ya. Zoru seçtin yani. ben de kaleci olmaktan dolayı gayet mutluyum yani. Belki benim için doğru yolu seçtiğime inanıyorum zaten. Hani geldiğim noktada da sizlerin de, takdiriyle bu şeyleri duymak benim için çok güzel. Ee, Yavuz Hoca ile de o dönem yani 14 yaşında tanışmıştık. Ee, Yavuz Hoca'nın benim hayatımın yeri çok başkadır. Bize 3 sene boyunca her sabah özel kaleci antrenmanı yaptırdı. E, kendinden vererek yani o zaman yapsın, çok iyi bir kaleci mesela, biliyor musun? Çok güzel yaşı bir insan da vardı. Evet, Ama bizi... yani benim bugünlere gelmemdeki en büyük etkenlerden biridir. Başında gelir. Sevgili Yavuz Hoca değil mi? Yavuz Şimşek. Evet. Çok şanslısın. Gerçekten çok güzel. Sen de büyük bir ahdi vefa var. Yani e, Çocukluğun böyle çok nasıl bir çocuktu? Böyle pek haylaz birine benzemiyorsun. Yani böyle afacan değil, böyle daha çok sorun çok, çıkarmayan. Evet, çok sessiz bir çocuk olduğumu söylerdi hep annem babam. Ee, hatta bir kendimi hiç pek sevdirmezmişim. Böyle gelenlere pek kendime dokunulmasını da pek sevmezmişim. Evet. Hep böyle hani sakin, sessiz bir çocukluğum, çocukluk dönemi geçirmişim. Burası Trabzon değil mi? Evet, burası Trabzon. Trabzon'la ilgili çok küçüktü. Pek bir şeyler kaldı mı aklında? Yok. Sadece bu resimlerden gördüğüm kadarıyla çok bir ışık böyle görüyorum sanki. Yani böyle bir hayal olarak geçiyor gidiyor yani beynimde. Fotoğraflardan birazcık. Evet, belki de hani fotoğrafların da etkisi olabilir. Oradaydım diyorsun evet. ama pek bir öykü gelmiyor evet, tabii. Bu yaşlarda gelmez insanın aklına. Ee, peki sevgili Mert. E... Fenerbahçe'de başladın. Yani aslında e, bir dezavantaj bu bence. Yani bu kadar iyi bir kulübün altyapısına başlamak. Çünkü ne yazık ki şunu biliyoruz. İstanbul kulüplerinin altyapıları... Yani keşke daha çok gence kendi oyuncularımız olanak tanısa. Çünkü bir yere kadar. Yani biliyorsun baktığımız zaman bugün ben bunu üzülerek görüyorum. Yani bir, bir takımın 11'i e, sıralandığında 8-9 tane yabancı oyuncu. Yabancı oyuncuya karşı değilim. İyisi gelsin. Ama bu da olmaz. Yani bu kadar şey değil. Şimdi bu noktada Fenerbahçe genç takımında oynadın ve hatta Fenerbahçe'ye kadar geldin. Peki. Yani e, genç bir oyuncunun altyapından çıkıp bir takımda e, ne bileyim yani seni kadar iyi bir kaleciyi nasıl kaçırdılar? <laughs> yani, seni kadar iyi bir kaleci. Ha? Yani ne, neydi orada değişen? Ya yani, da yolunda gitmeyen? Eminim ki birçok neden olmuştur. Ama e, biraz da... kadere de inanan bir insanım. Bazen... o zaman istediklerimizin olmaması... şu anda daha iyi yerlere gelmemize belki neden oldu. Güzel, ee, bu çok güzel. Yani... Evet. altyapı bir büyük, özellikle büyük takım dediğiniz gibi altyapısına çıkmak kolay bir iş değil. Hem özellikle şans faktörünün çok fazla yanınızda olması gerekiyor. Oyuncu olarak A takıma çıktığınızda bir şekilde şans bulmanız gerekiyor. O şansı size genelde vermiyorlar. Evet. Siz ya tesadüf eseri o şansı yakalıyor oluyorsunuz. Bir sakatlık oluyor, bir ceza oluyor. Bir anda hani kendinizi sahada bulmuş oluyorsunuz ve o dönemde o sahada bulduğunuz zaman en iyisini vermek zorundasınız. Yani bu da o günkü şartlara da bağlı. Yani her oyuncu, her özellikle kaleci mevkindeki bir oyuncu, o gün gününde olmayabilir. Ama sen her koşulda başarılıydın. Yani bir kaleci... yani futbolda e, kalecilikte hatanın en çok görüldüğü mevkidir. Kalecilerden çok daha büyük hatalar yapılıyor da kimsenin aklına kalmıyor. Ama kalecinin hatası... Beyinlerde hiç silinmiyor. Böyle bir yalnızlığı vardır kalecinin. Ama hata yaptığı anda bile... Ben bunu görüyorum. Sen hep çok iyi bir kaleciydin. Yani Atil İlhan der ki, şairin hayatı da şiirine dahil. Yani aslında kalecinin başarısına hatası da dahil. Bizde galiba böyle bir bakış açısı yok kaleciye. Yani bizde e, futbol taraftarları, futbol sevdaları kaleciliği, Kaleci eleştirmek, kaleciyi takip etmezler. Gözü kalecide bile değillerdir. Kaleci oyun içinde görmezler. Ya yani top pozisyon gelecek, kaleci hep oyundadır. Sen bir satranç oyuncusu gibi oyun okudu, iyi takip ediyorsun ki benim gözüm hep sendeydi. Sen karşılaşacağın pozisyonda ne olacağını çok önceden görüyordun kardeşim. Hala görüyorsun. Bu yüzden çok başarılısın zaten. Yani zekanla beyninle kalede duruyorsun. Galiba Türkiye'de bu bakış açısı yok. Yani kaleci antrenörü diye bir şey zaten yoktu ki Türkiye'de. Yakın tarihte ortaya çıktı değil mi? Evet. Yani ben... Yoktu. Yoktu. Hele ben oynadığım dönemlerde biz kendi kendimize birbirimize topu atıp tutardık. Bak şu anda sana bir tarih atayım mı? Hazır mısın? Hadi bakalım. 1920'ler nasıl? 1920'ler o yıllara ait bir futbol topunu bulmak çok zordur sevgili Mert. Evet. O yıllara ait bir futbol topu. Şuna bakar mısın? Bir de bunun için hava olduğunu düşün. Öyle ağırdı ki bu. Özellikle Bak, yağışlı havada düşünemiyorum. Ha, bravo. Hele <laughs> ki yağmur yağmış. Gülle geliyor gülle. Hadi bir tut bakalım o sıkıntısı o zaman. Ha? Tutmasından ziyade vurması da pek kolay olmazdı. Değil bir mi? Ihtimali. Her bu, şey, da, şey zor. Bir de dikişleri var. Dikkat et. Şu dikişler... Özellikle kafa atanların kaşını gözünü yarardı. Şu dikişlere bakar mısın? Şunlar bir kaşa geldiği zaman... yer böyle kan gölüne dönerdi. Bu kaleci müzesi için topladığım... çok önemli... çok e, belgelerden biri. O yıllara ait kalecilerin tuttuğu... tabii ben kaleci olarak baktığım için futbola... tutmaya çalıştığı... futbol topları bunlardı işte. Bugünü topları... bugün topları çok daha büyük dezavantajları var aslında. Evet. Çok fazla yer değiştiriyorlar ya. Bugünün topları tamamen e, gol daha fazla gol olması için değil yani mi? futbolda yani futbolda biz aslında kaleciler futbolun yani son hani zornanın son deli diyebiliriz biz. Ceylanlar değil mi? Hakikaten zor deli. Yani hep öyle bakılıyor doğru. Ya kaleci işte ya gol yiyecek zaten ya. Yani zornanın zornanın son deli. Aman canım. Bunu yıkmaya çalışıyorum ben işte. Bu yüzden e, kalede bir başına kitabını yazdım. Bu yüzden kaleci öyküleri yani bir futbol, futbolda gözünüz kalecide olsun. Ee, ve sanki böyle her şey bir av... Futbolda da av kültürü var ya zaten... Kaleci avlaması gereken bir geyik, bir ceylan. Hayır ya. Ve top da buna... göre yapılmış değil mi yani? Evet. Artık kaleciler daha çok golesin diye. Tamamen gole... Yani daha fazla gol olması için yeni, son gelişen teknolojiler... Biz şimdi farklı kulvarlarda oynuyoruz. İşte Avrupa'da... Milli takımda ayrı, ligde ayrı, UEFA'da ayrı, her kategoride ayrı bir topla oynuyoruz. Yani markalar sürekli değişiyor. Evet. Her markanın inanın bana bambaşka bir zorluğu var. Yani bu belki küçük detaylar, belki insanlar bunu dediği zaman yani bana hadi oradan da diyebilir. Çok önemli, hayır. Yani çok gerçekten önemli. her markanın, her kategorideki toplar sürekli ona yenisine adapte olmaya çalışıyorsunuz. İşte şimdi yeni önümüzde bir UEFA maçımız var. UEFA'nın topu ayrı. Sonra tekrar lige dönüyoruz. Ligin topu ayrı. İnanın biri birinden daha küçük. Biri büyük, biri küçük. Yani Çok o bile o bile farklı. Hani bir standartı sanki yok gibi artık son zamanlarda. Kaleci tamamen, daha da zor artık değil mi? Tamamen gole odaklı. Yani bizim eldivenlerimiz aynı. Toplar değişiyor. Çok güzel söyledin ve yani o her bir topun gelişi, sol alması, ona göre açığı yer tutmak, ona göre hızlı hareket etmek. Çünkü ne erken ne geç doğru zamanda buluşman gerekiyor. Bütün bu toplara uyum için çok yoğun çalışmanız gerekiyor. Çalışma zaten bu işin önemli detayı. Ama o top gerçekten yani salise bile değil artık mini saliselerle yani bir golün olup olmaması yani oluşması gerçekten mini saliselerle olabilecek nedenlerden dolayı o topun yani son salisede tek yön değiştiren yani bir varlık gibi yani canlı çok, bir varlık çok güzel gibi. çok güzel söyledin canlı gibi değil mi? yani can gerçekten canlı <laughs> seni gibi seni avlamaya geliyor evet. yani tutması ayrı bir zor çelmesi ayrı bir zor yani nereye çeldiğiniz bile artık çok önemli zaten yani topu hep her bir kaleciden topu önce tutması istenir ama öyle toplar geliyor ki bazen çelmek zorunda kalıyorsunuz ama çeldiğiniz yön bile artık çok önemli yani kaleciler antrenmanlarda aslında geometriyi öğreniyorlar yani geometriyi en iyi bilenler kalecilerdir tuttukları yer ona göre topun hızı, gücü, fizik var işin içinde, evet. hava koşulları var, rüzgar var, yağmur var. Bütün bu koşullarda, hele şu yağmurlu maçlar ya. ha. Yağmurlu maçlarda, bak maç başladı ve yağmur yağıyor. Ne hissediyorsun? Benim en sevdiğim havalardır aslında. Hadi. Evet. <laughs> Çok güzel. Yani Kuru sahadansa, ıslak sahayı her zaman tercih ederim. Çünkü... Daha mı özgüven hissediyorsun? Islak e, sahada topun nasıl geleceğini çok rahat bir şekilde tahmin edebiliyorsunuz çünkü güzel. defansın arkasına atılan bir top yere sektiği an... bana daha hızlı gelecek. Ona göre kendimi daha iyi ayarlayabiliyorum. Daha konsantre oluyorsun. Atılan bir şut sektiği zaman o kayma hızını hesaplayabiliyorum. Ama kuru sahada topun Aa, güzel. dönüş, topun dönüş açısına göre o topun yere çarptığında ne tarafa döneceği belli olmuyor. Yani bir defansın arkasına atılan tabiri caizse oyuncunun topun dibine girerek attığı bir top o yere çarptığında kalıyor kuru sahada. Ama ıslak sahada sana doğru geliyor. Ve sen ilginç. kuru sahada topa çıktığın zaman bir anda arada kalabilirsin. Forvet oyuncusu senden daha önce topa buluşabiliyor ki daha önce böyle gol şimdi vardır. Evet. Yani çok ilginç ya. Islak saha benim için her zaman daha Yani daha o daha... futboldaki alan geometrisinde suyun olması senin için avantaj. Evet. Oradaki topun hareketlerini, hızını duraksamasını ya da sekmesini daha kolay hesap ediyorum diyorsun. Evet. Onu daha kolay görebiliyorum. Koru sahada topun sekmesi daha fazla olur. Evet. Ama ıslak sahada daha, daha düz gelir, daha kontrollü gelir. Müthiş bir şey ya. İşte kalecilik böyle bir şey ya. Harika bir şey. Harika. Ya bak bir de sana şunu göstereyim. Çok ilginç. Kaleci müzesi için topladığım belgelerden biri. Bu da Çocuk Haftası dergisi. Çocuk Haftası bir dönemin en ünlü dergilerinden biri. Kapağına bakar mısın? kaleci kuş. Bir kuşu kaleci yapmışlar. E, ee, kuşa kaleciliği öğreten bir öykü var içinde. Şunun güzeline bakar mısın? kaleci çok kuş. Değerli. Hiç önce böyle bir şey görmüş müydün? Ya i̇lk <laughs> defa görüyorum ve... <laughs> i̇lginç. Hani kedi olsa belki... Kedi olsa dedin ya. Anladım. Çok ilginç Hadi sana bir soru sorayım ben. Şimdi... E... Ee, Ali Artuner, sihirli kedi diyorlardı onu. Göztepe'nin kalecisi. Peki. Armasında kedi olan kaleci hangi takımda oynar? Hemen zor bir soru. Hemen sana formayı göstereyim. Mi? Çok şaşırdı. Bak bu kaleci forması. Bak bu bir kaleci forması. Ve arması. Bakar mısın? Van Nasıl? Van evet. armasında ne var? Van kedisi. Van kedisi. Çok güzel değil mi ya? Ha? Kaleciler hep böyle lakap takarlar. Senin lakabın var mıydı? Yok. Oynadığın yıllarda. Mert merttir zaten ya. <laughs> Kedi kaleci. <laughs> Sana yakışır biliyor musun? Ama bakar mısınız şuna? Ha. Ve kalecilerin lakabı gelenekle kedidir. Ve armasında kedinin olduğu kaleci Van kalecisi. Kediyi kullanmışlar. Ne kadar güzel değil mi ya? Ben bunu çok seviyorum. Formayı yine şanslı bir kaleci. Değil mi? Kedi. Kendiliğinden kedi. Ee, peki Mert. Ee, genç takımlarda oynadın. Ee, sonra Süper Lig diyorlar bugün değil mi? Evet. Ben hala binicik diyorum ya oraya geldin ee, burada oynadığın e, maçlar arasında pek çok güzel maç çıkardın şöyle ne bileyim yani hani insanın böyle hani en çok sevdiği kitapları sorarlar ya bize en çok sevdiğin şairleri yazarları sorarlar bize ben de soruyorum senin böyle en çok sevdiğin unutamadığın maç ya Suna abi şu maçta var ya yani çok güzel bir maçtı dediğin şöyle bir anıyla o zaman onu söyleyeyim. Ee, çocukluğumdan beri, kaleciliğe başladığımdan beri penaltılarla ilgili hep bir oh. e, tezim vardır. Penaltı kurtarılmaz, kaçırılır diye. Kaleciler, kay her ne kadar kaleci olsam da bence bir penaltı kaçırılır. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü iyi bir vuruşu hiçbir kaleci kurtaramaz. Çok doğru. Bunu her zaman savunmuşumdur ve e, Tam böyle kaleciliğin artık böyle A takım dönemlerinde konuşulmaya başlanacağımız yaşlar geldiği zaman bir penaltı çıkaran bir kaleci gördüğüm zaman ve çok konuşulduğunda hep bana böyle şey geliyordu. Diyor. Diyordun ki yani penaltı çıkardı. Yani penaltı çıkarmak çok zor bir şey değil. hani kötü vurduğun zaman penaltı doğru köşeyi tahmin ettiğin zaman çıkartırsın diye. Hep bir penaltıyla <laughs> gündeme gelmeyi kendi adamım pek istemiyordum. Ama çok ilginç ama ya. İşte, çok yani... ilginç. Bak, ama bu dediğim özür dilerim. Ama yani bu çok ilginç dediğim penaltıyla gündeme gelmek istemiyordum. Ya bunda şu var bu sözünde, sözcük aralığında. Yani böyle bir ucuz kahraman olmak istemiyorum ben. Evet, ben evet, öyle deneyim. sahada her saniye, her anıyla, görüşümle, hesabımla, planlamamla gerçek kaleci olmak istiyordum. Çünkü ucuz kahramanlık bir yerde değil mi? Yani benim açımdan öyle. Güzel, çok güzel. Yani doğru köşe tahmininde iyi bir vuruş yapılmamışsa atlamayı bilen her kaleci bir penaltı kurtarabilir. Evet. Yani o yüzden bir penaltı gündeme gelmek hiçbir zaman istemiyordum. Zaten oyunun oyunu durdu bir an. Tarih öyle bir zamana geldi ki işte ee? en sevdiğiniz yani en sevdiğiniz ha. maç derseniz bir Trabzonspor maçı vardı. Bir evet. penaltı kurtardım. Evet. O da oyun, ilk 11'de çıktım. ilk Süper Lig maçıydı. İlk maçtı. Bu çok önemli ama değil mi? İlk 11'de çıktım, ilk maç. Evet, ilk 11'de oynadım, ilk maçtı yanlış hatırlamıyorsam. O maçta penaltı kurtardım. Daha sonra o sene Evet. Tabii siz de bir Trabzonsporlusunuz. Eee <laughs> <laughs> şampiyonluk ne biten senede Evet. O penaltının avarajı tabii çok konuşulmuştu. Diye. Benim için diye. benim için çok konuşulan yani benim adıma konuşulan bir şey olmuştu. O dönem az maç oynamama rağmen o şekilde gündeme gelmiş bulundum. Ama çocukluğumdan beri aslında istemediğim şey bir penaltıyla gündeme Böyle gündeme geldi. geldi. Çok ilginç. Bir şekilde bir hani sanki bana Vitali bir şaka yaparmış gibi yani. Hiç istemediğim şekilde o şekilde gündeme Kaleciler gelmiştim. penaltı çalışır mı? Penaltıya çalıştırırlar mı hiç? Penaltı yani antrenörler, kaleci antrenörleri... E, bir kaleciyi... Yani seni... penaltı için çalıştırırlar mı? Yani evet. penaltıya, futbolcuya attırırlar ama... Ya o sırada kaleci... kalede olması gereken bir oyuncu mudur? Yoksa... bak... Mert... sana penaltı çalıştırıyorum. Böyle bir yok. çalışma anlaşılır mı? Penaltı var. Yok, değil çalışma mi? diye bir şey yok. Sadece... belki o günün şartlarında yani oynadığınız takımın penaltıcısının... nereye vurduğunu... Evet. videolarına daha önce nerelere attığını izleyip ona göre bir tahmin yapabilirsiniz ama... o saha içerisinde istediği kadar... bütün... penaltıları sağa bile atmış olsa... o gün gelir, sola atacaklar. Bir başıma gelmiş de vardır. <gülüyor> Hadi! <gülüyor> yani... <gülüyor> yani bu oyuncuyu tanıyorsun. Evet. Bak, şu tarafa atacak diyorsun. Ee, yani Fenerbahçe-Galatasaray maçı maçıydı. Evet. Ee, Süper Kupa finaliydi yanlış hatırlamıyorsam... Ee, Selçuk İlhan, Selçuk abi... Evet. Son dakika bir penaltı olmuştu. Maç 2-2 idi. Ee, genelde hep sağa... yani kendi... soluna kalecinin sağına Kaleci sağla, kullanır evet. yani çoğu penaltıyı hep öyle kullanmıştır. O gün ben de... onu bildiğim için... Yani risk almakta da açıkçası hani... sola atlayıp da tekrar her zaman attığı yerden golü... Yemek istemedim. Sürekli sağa attığı için ben de o gün kendimi yine sağa hazırladım ama o sola vurdu. yani <laughs> o güne kadar hep o tarafa vurmuş yani. Hep kalecinin sağına, hep kalecinin sağına havada, hep kalecinin sağına havada. O gün soluma yerden vurdu. <laughs> Terse gitmiş oldu. Güzel. Yani. Sevgili Mert, biz hep böyle duyardık. Ee, işte i̇şte Turgay Şeren Berlin Panteri. Değil mi? Bir milli takımın maçı ya da inanılmaz derecede güzel bir oyuncu. Hep bunları duyardık. Ama yani... senin şu Fransa milli takımına karşı Paris'e oynadığın... oyun... yani hep duyduk ama ilk defa... hani bir Paris panterini gördük... dedirtti bana. Ee, bütün maçlarda çok başarılısın. Ee, hatta o takımın Başakşehir'de oynadığın bir maçta bile topu o kadar kendinden emin güvenlisin ki... rakip oyuncu geldi, ayağındayken kaptı gol. Orada bile çok güzeldi sana söyleyeyim ya. Yani. O bile yakıştı sana. Ya yani bir kaleciye, gerçek kaleciye gol yemek çok iyi yakışıyor. Yani o söyleyeyim. Peki o Paris o çok zor bir maçtı Fransa maçı. Nasıl hazırlandın o maça ve e, hiçbir şey tesadüf değildir. Yani kalecilikte de, evet tamam futbol bir top şans oyunu. Ama oyuna çok iyi takip edip her şeyi çok iyi görüp Hani o bilim kurgu filmlerde oluyor ya, Hani böyle robotik adamlar vardır gözünde. Kaleci odur aslında. Bir futbolcu gelirken nere kim geliyor, nereye ne verebilir, şut mu çeker, o rakibi benim defansımı geçerse ne olur, geçerse pasımı verir. Çok iyi bir konsantre vardı orada o maçta. O maçta biraz söz etsene. Nasıl bu sahada oynamak her şeyden önce? benim için unutulmayacak bir an oldu. Belki de kariyerimin en önemli maçı diyebilirim. Ee, hazırlığı, öncesi, sonrası... Yani her şeyle hayatım boyunca unutamayacağım bir maç benim için de çok güzel bir anı. Futbol futbolu bıraktığım zaman da belki bundan daha önemli maçla oynayabileceğim anlar gelecek. Sonuçta Avrupa Şampiyonasına gitmeye hazırlanıyoruz. Önümüzde evet. bir adım kaldı. Daha ne maçlar oynayacaksın belki doğru. Belki de belki de yani çok daha önemli bir maça çıkacağım kendi adım ama şu güne kadar oynadığım en önemli maçtı orada sahaya çıktığımızda sizin de gördüğünüz gibi maçtan önce ya yani Türk taraftarların neredeyse stadın yarısını diyebileceğim kadar hani doldurması öncelikle bizi bir şaşırttı ve bizim için çok büyük bir moral güç oldu, değil mi? Yani gel yani bunu yürekten söylüyorum. Onları orada toplu bir şekilde gördüğümüzde bütün takımda sanki bir yani herkes üstüne bir tane de koymak istedi. Çok iyi. Ve koydu da yani takım olarak da çok iyi bir oyun sergiledik. Ben de kendi adıma güzel bir oyun sergiledim. Yani benim için unutulmaz bir an oldu. Sonra güzel bitti. İşte çok bunun sonu şimdi Avrupa Şampiyonasına gitmek üzere. Çok iyi, çok iyi. Ki ondan önceki maçlarda da çok çok başarılıydın. Ama o tamamıyla... dedim ya futbol bir kaleci oyunudur. <laughs> Siz Her böyle şey. bana güzel şeyler gösterirken ben de size onunla ilgili bir Hadi hediye vermek istiyorum. Sabırsızla bekliyorum. Dersiniz. Neyle ilgili? Fransa maçı ile ilgili. Hadi canım. Evet. İnanmıyorum. Aa yapma ya. size. Ciddi misin? Fransa ya maçında giydiğin formayı. ya canım benim ya. Çok teşekkür Partik ederim. Ya ben beni öyle ya müthiş bir şey. Ya şuna bakar mısınız ha? Oh. Mert Günok kokuyor. Kaleci kokuyor. <laughs> çok teşekkür ederim ya. Bu benim için büyük bir onur. Yani ben böyle hep vardır bir kalecinin böyle efsaneleştiği ben yani her maçta çok iyiydin ama Fransa maçından sonra dedim ki işte bak Türk futbol tarihine bir efsane bir kaleci daha Mert Günok adını yazdırdı o maçla ve hiç bundan haberim yoktu o maçın forması kaleci forması Mert'in forması benim elimde ya bu bir büyük bir hazine bunu mutlaka imzalatacağım sana çok çok teşekkür Aha. ederim ya bu evet. bu kuracağım kaleci müzesine kaleci müzesine yer alacak bu benim ya, için zaten çok 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 benim duygulandım. Benim duygulandım. Çok duygulandım. Bunu bir önce giymek istiyorum ha. bunu giyeyim. Ben kalecileri çok seviyorum. Kaleciler çok güzel insanlardır. Çok güzel insanlardır. Yani kötü kaleci yoktur. Hepsi iyidir. Ama böyle efsaneler vardır. Yani nasıl söyleyeyim? Onlar kaleye geçmek için zaten yaratılmışlardır, doğmuşlardır. Mert Günok onlardan biri. Ben seni uzun yıllar takip ediyorum Mert. Ve diyorum ki çok güzel kaleciler var. Ama hiçbir Mert Gün kaleye çok yakışıyor. Onlardan biri de Tolga'dır. Tolga zengindir biliyor musun? Yani çok duygusal insanlardır iyi kaleciler. Şenol Güneş de öyledir. Bir kaleciyle çalışmak nasıl bir duygu? Şenol Güneş milli takımın teknik direktörü. O da bir kaleci. Ha? hocamız milli takımda çalışma çalış, çalışabilir kendisiyle. Yani bambaşka biri. Yani Yeni yeni tanıyoruz aslında birbirimizi. sürekli. Sadece milli kamplarda belki beraber oluyoruz. Benim de... E, sürekli oynadığım döneme Şenol Hoca ile beraber... denk gelmesi benim için ayrı bir şans aslında. Ya kendisini de çok seviyorum. Ya bizim için bence... büyük bir şans. Büyük hem bir şans, futbolcular için mi? hem... Çok genç bir için. milli takım olduğumuz için. yani Benden çok daha yaşça genç arkadaşlarım önümde oynuyor. Takım çok genç ve bu genç oyuncular için Şenol Hocamız bence yani bambaşka bir seviyeye taşıyabilecek bir hoca. Sen de genç çok önceleri. gençsin. Bir kaleci için çok gençsin. Daha doğrusu altın çağına yeni başladın. Yani kalecinin altın çağına hoş geldin. Sen kaleci çünkü tesadüf değildir. Zamanla olgunlaşır ve bir kaleci 29-30 yaşlardan sonra kendini belli eder, ortaya çıkarır. Peki hani şu milli maçtan söz ettiğin ya çok kalabalık... Şimdi Başakşehir'de... aslında... yıllardır... çok başarılı bir takım Başakşehir. Çok başarılı bir takım, çok güzel maçlar çıkarıyorsunuz. Ama... E, seyirci tribünde o kadar çok... Gerçi birazcık başladı bu aralar, onu da söyleyeyim ama... pek seyirciyle oynayamıyorsunuz. Nasıl bir duygu? Ya açıkçası... Milli maçlardan sonra bunun aslında biraz daha değil mi? Hissediyorsun, hissedebiliyoruz. Değil mi? Yani çok dolu türbünlere milli maçı oynuyoruz. Milli kamplardan sonra tekrar kendi takımlarımıza geldiğimizde içeriden oynadığımız maçlarda türbünlerin o kadar dolu olmaması, Başakşehir'in gençlerinin olması daha aslında evet. şu anki bu bulunan kesim de hani o biraz doluyor dediğimiz kesimde... de çoğunluğu genç Gençlerden arkadaşlarımız. Yani. Belki bundan hani 5 sene sonra evet. veya 10 sene sonra daha Çocuk yaşta çok taraftarımız var aslında. Gerçekten. Bu yani <laughs> daha güzel. Stadın <laughs> önüne gelen, bizim antrenmanlarımızı izlemeye gelmeye çalışan, böyle otopark girişinde bekleyen, bizden imza almak isteyen, fotoğraf çekmek isteyen çok fazla çocuk taraftarımız var. Ama tabii Başakşehir'in en büyük avantajı da senin gibi kalecinin, senin gibi sporcuya sahip olması yani. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. <laughs> ben çok isterdim büyük Bir ne bileyim kulübün yöneticisi olayım ya da başkanı da ya Mert Günok benim kalecim kardeşim diyeyim yani. <laughs> çok isterdim. Yani dediğiniz gibi taraftar evet aslında taraftar futbolun değişilmez bir parçası. Değil Çok her şey. Biz de dolu türbünlere kulüp olarak tabii ki bütün futbolcu arkadaşlarım muhtemelen oynamak istiyordu. Ben de oynamak isterim. Daha böyle dolu türbünler olsun. Deplasmanlarda o bir avantaj yaratıyor mu bu deplasmanlarda? Ya kardeşim zaten taraftar öyle çok yok bizde. Ne deplasmanı? <laughs> Deplasmanlarda da aslında Anadolu kulüplerinin taraftarları evet türbünleri dolduruyor ama daha fazla doldurabileceklerini düşünüyorum ben. Yani bir Anadolu kulüp yani çoğu kulüplerin özellikle Süper Lig'deki çoğu kulübün taraftarı stadı tam anlamıyla böyle evet, full doldurmuyor. Evet dolu oluyor. Bizimkine oranda tabii ki dolu diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ama tam doldurmuyor. Aslında tam doldurmadan istediği bir Malatya'da işte bir... Yakışır aslında değil mi? Malatya'dan yani, söz söylüyoruz. İşte bir Alanya'da, bir Malatya'da, evet. diğer Antalya Spor olsun. Yani bütün sayabileceğim bütün ligde olan Anadolu kulüplerinde türbünleri aslında tamamen doldursalar o kendi yaşadıkları şehre ait bir, bir aidiyet duygusu taşıyıp da desteklemeye gelseler güzel. daha güzel olabileceğini düşünüyorum. Daha yani bunu biz e, yabancı Çabuk Abi, maçlarını yani, izliyoruz. Yani çabuk küsüyoruz galiba. Yani ne bileyim ben şeye gittim. Avrupa'da doğru. Ben de Avrupa'da maç izlediğim zaman örneğin e, San Hamburg'un e, evet Hamburg kentinin bir mahalle takımı. Galiba ikincilikten üçüncülüğe mi düşüyorlardı? Ha, kesin düşmesi kesin. San Pauli düşüyor. Düşüyor. Kesin. Son maç 20 bin kişi. tıkla. tıklı. tıklı. Lig düşüyor. Maçı da 4-2 kaybettiler. Taraftar nasıl destekliyor takım biliyor musun? Merak etmeyin. Bunun bir de dönüşü var diye. Ya Avrupa'daki çoğu kulüp öyle. Yani Gerçek İngiltere, İngiltere liginde özellikle yani ben Avrupa'da takip etmeye çalışıyorum. Oradaki bütün ya ben daha boş herhangi bir boşluk olan istat bile görmedim. Herhangi herhangi bir maçta. Büyük maç olması önemli değil. Kendi Kupa maçlarında olsun, alt liglerle kupa maçları olsun, oynadıkları diğer maçlar olsun. Ben daha bir tane boş gördüm hatırlamıyorum ben. Yani çoğu maçı izlemeye çalışıyorum. Bu Almanya'da böyle çoğunlukla yani Avrupa'nın çoğu ülkesinde kendi takımlarını evet. destekleyen çok taraftar var. Biz de doğru. böyle olmasını temenni ediyorum. Çok ederim. doğru. Bak sevgili Mert, Akbaba dergisi bir dönemin en önemli siyahi siyasi mizah dergilerinden biriydi. 1958 yılındaki bir kapağı göstermek istiyorum sana. E, ee, şöyle tutayım. Adnan Menderes dönemi, dönemin başbakanı. Ve dikkat et. Kaleci Adnan Menderes. Ve ne gariptir. Ee, i̇şgal yıllarında İzmir'de bir takım kuruluyor. Adı Garibaldi. İtalya Birliği'ni kuran ünlü Garibaldi. İlerici, çağdaş bir insandı. Ama işgal güçleri Garibaldi diyorlar takımın adına ve Türklerle bir maç yapalım. Yani bizi işgale geldiler, bir de moral melezecekler. Ama o maçı bizimkiler kazanıyor. O maçın kalecisi kimdi biliyor musun? Adnan Menderes. Menderes de kaleciydi. Çok trajedik. Ee, kale üç direkten oluşur. Bak, 1958 yılında bir karikatür. Menderes kaleci. İdam sehpası da ne yazık ki üç direkten oluşur. Ve Menderes'in trajedik sonu. Bu da kaleci müzesi için bulduğum en önemli belgelerden biri. Ee, peki nasıl buluyorsun bizdeki... çok sert ve... E, acımasız eleştiriliyor kalecilik? Yani ben açıkçası futbolu... E, yorumlarını takip etmiyorum. Ben... E, Alten Erbulak'ım. E, çizgileriyle büyümüş bir... kuşaktan geliyorum. Alten bulak karikatürist ve maçları anlatırdı. İslam Çupi'nin yazıları... Bunlar okuyorduk biz. E, bugün nasıl buluyorsun böyle futbol eleştirmenliğini? Çok kavga... çok böyle kutuplaştırıcı değil mi? Ne dersin? Ya inanın ee, kendi oynadığım maçlar dahil programların hiçbirini izlemiyorum. <laughs> yani o eleştiri aslında güzel. hiç. Kendine şey uzak tutuyorsun. Bravo. Yani, çok doğru. Çok çok güzel. program var. Ben, bana göre çok program var. Yani televizyonda hangi kanalı açarsanız açın hepsinde bir spor, spor programı, hepsinde bir kritik saatlerce süren kritikler, eleştiriler, herkesin kendince bir fikri var. Tabii ki herkes fikrini beyan edebilir, eleştirebilir. Bunu da bir kendi adıma bir sakınca görmüyorum ama ben izlemiyorum. Katılıyorum ben de izlemiyorum. Bu yüzden ben de bir şey söyleyemeyeceğim. <laughs> Peki bak sana çok eski bir futbol oyunu göstereyim. 1930 yıllara ait bir futbol oyunu, masa oyunu. Futbolun kendisi zaten bir oyun ama şuna bakar mısın ve kalecileri görüyorsun. Çok eski bir futbol oyunu ve yine kaleciler. İki oyuncu İki kaleci. Masanın üstünde bunu... Şöyle futbol sahası bu. Şunu şöyle açıyorsun. Şöyle açalım sevgili Mert. Ve... kalecileri... Şu kaleci tutabilir misin? Tut. Evet. Kalecin elinde kaleci. <laughs> Nasıl? Kalecinin elinde kaleci. Bu güzel bir an. Bakın. Tarihi... bir oyuncak. Ee, tarihe... efsane bir kaleci olarak şimdiden geçen sevgili Mert Günok'un ellerinde. Ama aslında bizim ülkemizde en çok oynanan bir futbol oyunu vardı. Bakalım sen onunla oynadın mı? Sonuna yetişmiş olabilirsin o oyunun. Sonuna yetişmiş olabilirsin. İşte bu akçiçek oyuncakları. Aslında bu yabancı bir oyuncak. Bizimkiler bunu uyarlamışlar bize. Hatırlıyor musun bunu? Hiç oynadım bundan? He? Herhalde ben buna yetişti, yetişebildiğimi düşünmüyorum. Evet, ama mutlaka baban <gülüyor> oynamıştır. <gülüyor> Bakar mısınız? Bunun ben daha gelişmişini oynadım herhalde. E sizde öyle. <laughs> yani yine aynı konseptin daha böyle evet. halı, ha, halı bir yer. daha böyle bir büyük bundan biraz daha büyük. Evet. Aynı bu konsepti bir oyuncağım vardı. E biliyorum, ben de Ozan almıştım ondan. <laughs> ben de oğlum almıştım ondan. Biliyorum. Doğru diyorsun. Ama bak bu, bu ak çiçek, şunları çekip bırakıyorsun, çekip bırakıyorsun Hı. böyle çek bırak. Bunlar kırılınca var ya hepimizin morali bozulurdu. Çok kolay kırıldı bunlar. İşte bütün bunları topluyorum bu belgeleri, bilgileri. Bak orada bir krampon var. Şunu elin alır mısın rica ediyorum? Bir Avrupa kramponu, bir çocuk kramponu. Nasıl? Müthiş güzel, değil mi? Sen kaleye geçtiğin ilk andan itibaren kramponlar vardı ayaklarında, değil mi? Krampon. Evet. Siz, bizim bizim zamanımızda yoktu. Biz lastik ayakkabılarla kaleye geçerdik. Bak bu Avrupa'dan bir krampon. Sevgili Mert bu da Anadolu'dan bir krampon. Hani ünlü kara var ya. Biraz yokluk, biraz yok, yoksulluk. Ama bak kara de krampon yapmışlar ya. Şuna bakar mısın? Çocukların hayalleri. Sevgili Mert iyi ki varsın. Hayatımızı güzelleştiriyorsun. Hayatımıza çok şey katıyorsun. Seni seyretmek benim için büyük bir mutluluk. Dediğim ya ben kalecileri çok seviyorum. Gözüm hep kalecilerin üstünde. Hep bu çocuğun üstünde. Şu görmüş olduğunuz fotoğraf bir çocuk var ya... o hala aynı çocuk. Kendinden emin. Kaleye çok yakışıyor. Ve hep güler yüzlü. Hep beyefendi. İşte bu çocuk... Mert Günok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim. Sizinle burada bir sohbet yapmak benim için... bir onurdu. Ee, formamı da eğer müzenize... Mükemmel. Onur duydum. Koymak isterseniz onur benim için duydum. ayrı bir onur olacaktır. Paris Panteri, Paris efsanesi Mert Günok'un o maçta giydiği forma. Bu da kaleci müzesindeki yerini alacak. Seni daha uzun yıllar seyredeceğim Mert. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Te te teşekkür ederim. <laughs>